Bölgeden son bilgileri aktardı bizlere. Konuklarımız olacak sevgili izleyenler. Bağlantılarımız, konuklarımız depremi değerlendireceğiz. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden öğretim üyesi inşaat mühendisi Profesör Doktor Mustafa Ilıcalı karşımızda. Merhabalar Sayın Ilıcalı, hoş geldiniz canlı yayınımıza. Merhabalar Pelin Hanım. Erzurum'dan herkese, tüm izleyenlere, sizlere selamlar, saygılar. Teşekkür ediyoruz. Evet, deprem Elazığ'da, Malatya'da oldu. Sizler de Erzurum'dasınız. Siz deprem anında neredeydiniz? Ne kadar hissettiniz? Buyurun. Erzurum'da da hissedildi tabii. Hı-hı. Deprem anında Erzurum'da bir çalıştay için gelmiştim Atatürk Üniversitesi'ne. Oradaki değerli hocalarımızla değerlendirme yaparken hissettik ama bulunduğumuz yer zemin kat olduğu için çok fazla hissetmedik. Ama deprem olduğu anlaşıldı. Daha sonra yaptığımız telefonlarda Erzurum'da bile daha fazla hissedilen, Dadaşkent gibi, Palandöken etekleri gibi hissedildiği yerler oldu. Bu arada tabii son rakam biraz önce Cumhurbaşkanımız açıkladı. 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. 1607 yaralımız var. Evet. Onlara da acil şifalar diliyorum. Bu arada da tabii çok kısa zamanda bu kurtarma ekiplerinin mükemmel organizasyonuyla 45 vatandaşımız kurtuldu. İnşallah bundan sonra da bir daha can kaybı olmaz ve bu şekilde olur en son ki bilanço. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Evet, Sayın Ilıcalı, tabii baktığımızda yine bugün gazetelerde de bazen manşetten de görebiliyoruz. Sürsürü Mahallesi'nde iki bina var, Dilek ve Mavi Göl apartmanları. Etrafındaki apartmanlarda muhtemelen hasar vardır, orta veya çok hasarlı da olabilir ama yıkılmamışlar. Ve bu iki apartmanda biri ortadan ikiye yarılmış, diğeri tuzla buz olmuş. Tabii böyle bir tablo gördüğümüzde her zaman için bu inşaatlar nasıl yapıldı da bu iki bina bu şekilde depremde tuzla buz oldu diye soruyoruz. İşte moloz yığınlarını da yine ekranlara az önce bağlantımızda yansıttık. Baktığımızda kum tanesi gibi moloz yığınlarında oldukça yumuşak ve çabuk çözülebilen ne diyelim maddelerin olduğunu da görüyoruz. Evet, malzemelerin de olduğunu görüyoruz. Siz bir inşaat mühendisi olarak bu binalarda neler kullanılmış da tuzla buz oldular? Yani bu binalarda, evet, yapımında ne gibi ihmaller silsilesi var? Lütfen bunları anlatabilir misiniz? Tabii ki çok güzel bir soru sordunuz. Bir kere şunu bir söyleyeyim önce. Bir hakkı da teslim etmek lazım. 6.8 büyüklüğündeki bir deprem, 6.8 büyüklüğünde büyük bir deprem. İşte sabahtan beri akşam bütün televizyonlarda jeoloji uzmanları, jeofizik uzmanları söylüyor. Bu büyüklükteki bir depreme karşın meydana gelen hasar, yani yıkılan bina sayısı onlarca, yani çok fazla değil. Buradan da şu çıkıyor, yani demek ki bu Elazığ'da bir kentsel dönüşüme yönelik bir el değmiş. Ben de bunu çok merak ettim. Yani bu büyüklükte bir depremde yıkılan bina sayısı az. Sizin sorunuza cevap vereceğim ama 76. Bunu bir bağlamam lazım. Evet, 76 bina. Hı hı. Yani büyük sayılıyor deprem. 7 bile söyleyebiliyor Rasathane'nin yetkilileri. Burada eski başkanı sordum, Mücahit Bey, Elazığ'ın belediye başkanına, hı hı, şu anda da yerel yönetimlerde başkan yardımcısı. Kentsel dönüşüm elinin değdiğini söyledi. 250 hektarlık alanda düzenleme çalışmalarını başlatmışlar. Demek ki bu ne kadar önemli. Bu arada tabii sorunuzun cevabı da şu. Şu anda yani binalarımızı zaten mevcut deprem yönetmeliğine göre verilen standartlarda tasarlasak, buna göre projelendirsek, projelerimizi buna göre yapsak, buna göre deprem yönetmeliğindeki deprem yüklerini esas alsak, statik ve dinamik bu yüklere göre, buna göre binamızı boyutlandırıp bundan sonra da uygulamada da güçlü bir denetimle aynı şekilde uygularsak, bu uygun malzemeleri seçersek, uygun istenen standartta mukavemetleri sağlayacak şekilde betonarmemizi, betonumuzu buna göre düzenlesek, burada tabii ki gelen deprem büyüklüğü zaten deprem yönetmeliğine göre göz önüne alınıyor. Yer hareketi buna göre göz önüne alınıyor. Binada herhangi bir durum olmaz. Zaten deprem yönetmeliğinde
son yani 2019'un Ocak'ta yürürlüğe girilen deprem yönetmeliğinde çok yüksek bir standart var. Yani o standart dünyanın hiçbir ülkesinde de daha fazla standart değil. Yani bizde bu yönde hiçbir eksikliğimiz yok. Bütün kriterleri içeriyor. Bu arada tabii ki bütün bu projelendirmeleri yaparken en önemli husus, Cumhurbaşkanımız da sık sık dün deprem bölgesinde tekrarladı, zemin durumu. Yani zemin etüdünü iyi yapmamız lazım. Zeminin mesela bir kaya olması deprem açısından bu yaptığımız hataları bile tolere edecek durumda. Hı hı. Dolayısıyla eğer zemin durumumuzu iyi etüt edip zemin durumuna göre bu söylediğim, az önce söylediğimiz bütün standartları göz önüne aldığımız zaman zaten ta kaç yıllık, 475 yıllık bir periyotta ne kadar bir ivmede en büyük olabilecek depreme göre hesaplandığı için hiçbir göçme olmaz. Yani zaten bu yönetmelikteki en önemli kriterlerden birisi de kesintisiz mesela bir kullanım. Hiç yani hiç deprem olmamış gibi kullanım. Dört kriter var ama en önemlisi de tabii göçmemesi lazım binanın. Demek ki o sizin o gösterdiğiniz binalara baktığımız zaman burada bu standartlar yok. Zeminde de mesela bazen yanlış bilgiler verilebilir. Yani daha önce Büyükşehir Belediyesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında ilk defa bir deprem müdürlüğü kurulmuş. Jeoloji, jeofizik mühendisleriyle parsel bazında zemin etütleri yapılmıştı. Orada o parsel bazında baktığımız zaman yani binanın ya bir yandaki parselde zeminin özelliği değişebilir. Homojen değil. Ben İzmit depreminde de benim abimlerin mesela oturduğu bir bina vardı. Sapasağlam. Yanındaki bina Yeni Doğan'da mesela 99 depreminde. Yandaki bina yani yarısı gitmiş. Diğer mesela biri ikinci bloklar aynı site yani aynı kooperatif tamamen çökmüştü. Baktığımız zaman zemindeki durumun farklı olduğunu, burada tabii ki zemin farklı olduğu zaman bu gösterdiğiniz durum meydana gelebilir. Zemin ama aynı olduğu zaman ama bu zemin aynı olduğu zaman aynı standartta taşıma gücü yüksek bir zeminse, proje farklı yapılmışsa, denetimde kusur olmuşsa bu durum olabilir ama buradan biraz daha böyle pratik bir yorum yapmak gerekirse burada aynı esaslarda, aynı zamanlarda yapılmışsa tarihlerine bakmak lazım. Onların projelerine bakmak lazım. Bunların işte değerlendirmelerine ruhsatta bir evrak olarak mı girmiş? Gerçekten bu karotlar üzerinde denemeler, deneyler yapılmış mı? İşte bu bilgiler de esasında bundan sonraki durumlar için çok önemli bir veri. Kullanılan malzemeler ne kadar fark ettiriyor? Çok fark ettirir. Yani buradaki tabii betonarmenin basınç mukavemeti çok önemli. Mesela geçmişte İstanbul'da o yıkılan binalarda deniz kumunun kullanıldığı görülüyor. Böyle bir şey olamaz. O betonun istenen standartta olabilmesi için zaten şu andaki 2007'deki deprem yönetmeliğine göre 2018'de çıkıp 2019'da yürürlüğe giren yönetmeliğin en önemli farklılıklarından biri de bu beton malzemesindeki değişiklikler. Mesela C20, C50 beton, C25, C80'e çıkarılmış. Buradaki demek ki o arada agrega dediğimiz yani o taşın boyutları çok çok önemli. Onun içerisine bağlamak için koyacağımız çimentonun miktarı önemli, dozajı önemli. Ve ondan sonra oradan bir mukavemet elde edeceğiz. Bu çok önemli, basınç mukavemeti. Diğer taraftan tabii ki betonarme dediğimiz zaman beton ve çelikten oluşuyor. Orada kullanacağımız demirlerin boyutları önemli. Demirlerin çapı önemli. Bu arada bu demirleri birbirleriyle bağlamak için koyduğumuz etiyelerin sıklığı önemli. Bu arada tabii ki bunların kolon kiriş birikimlerindeki sıklaştırmaları önemli. Bir de zemin durumuna göre seçeceğimiz temel tipi çok önemli. Burası bakın çok önemli. Hı hı. Temel ne olabilir? Münferit temel olabilir. Yani pabuçlarla oturabilir. Mütemadi temel olabilir. Radya temel olabilir. Veya daha çok kötü zeminlerde kazıklı temel olabilir. Yani inşaat mühendisliği çok ileri durumda. En kötü zeminde de bu etkileri, deprem etkilerini ortadan kaldıracak tasarım yapılabilir, uygulama yapılabilir ama maliyet çok yüksek olabilir. Bir taraftan da işte bu kaç gündür deprem olduğundan beri jeoloji, jeofizik hocaları Doğu Anadolu fay hattını anlatıyorlar. Fay hattı şehirlerden geçiyor. Demek ki belediyelerimize de
önemli görevler düşüyor. O fay hattının olduğu yerlerde konuta izin asla vermemek lazım. Evet. Çünkü oradaki deprem hareketliliği doğrudan doğruya faya bağlı uzaklıklar da önemli. Biz burada o tedbirleri de alamayacağımıza göre, bu kadar yüksek maliyetlere de giremeyeceğimize göre, hele bu konutları bir ticari olarak yapıyorsak, yapıp satacaksak, burada en az maliyet olacak şekilde yapacağız. Ve depremde de bu acı durumlar çıkacak. Dolayısıyla demek ki imar durumunda yerleşim alanlarını seçerken zemin durumu ve fay hatları, artık bugün Doğu Anadolu fay hattı gündeme geldi. Her gün, her dakika bir hoca bu bölgedeki sismik boşluklardan bahsediyor. Demek ki o bölgelerdeki artık yerleşimi, imar durumunu ve mevcut binaların hemen çok kısa sürede bu olası depreme karşı dayanıklılığının mutlak surette test edilip buna göre önlemlerin alınması gerekiyor. Evet, Sayın Ilıcalı, bu bitişik binalardaki risk oranı nedir peki? Hep öyle konuşulur. Binalar bitişikse, yapışıksa, tabii, birbirine, biri çökerse diğerlerinde bu etkiler ve çok büyük risk altında diğer binalarda oturan da denir. Siz ne diyeceksiniz bu durumda? Bu da çok önemli. Burada da artık bundan sonraki inşaat sisteminde bitişik nizam değil, aylık nizam kullanmak lazım. Hı hı. Oradaki o binalardaki olumsuzluk diğer tarafa da ayrıca ilave bir depremden ayrı, onun bir ağırlığının öbür bina üzerindeki etkisiyle yeni bir ilave etki oluşturuyor. Bu etkiden uzaklaştırmak için bir binadaki yanlışlığı öbür doğru yapılan bina üzerinde olumsuz olarak getirmemek için bunları mutlak surette de imar planlarında artık bitişik nizam olarak değil, aylık nizam olarak planlanması çok çok önemli. Evet, şimdi tabii tüm binalar yıkılıp yeniden yapılamayacağına göre güçlendirme, yenileme çalışmaları yapılacak. Bu çalışmalar ne kadar faydalı? Biraz da bu çalışmalardan yenileme ve güçlendirme çalışmaları, özellikle hani bina az hasarlı ve güçlendirme çalışmaları yapılacak. İçimiz rahat bir şekilde bu güçlendirme çalışmalarından sonra o evde oturabilir miyiz sizce? Efendim, şimdi ne kadar güzel soru soruyorsunuz Pelin Hanım. Bu güçlendirme dediğimiz zaman adı bir güçlendirme olmamalı. Zaten yeni bu, ben 2018 yönetmeliğini tekrar hani bu konu gündeme geldiğinde bakıyorum. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, emeği olanları kutluyorum. Burada da yani bir uzman tarif ediyor. Bunlar kim yapacak, kim tarafından gerçekleştirecek? Bu bir uzmanlık işi. Dolayısıyla güçlendirmenin başarılı olabilmesi için o uzmanın elinin değmiş olması lazım. Yönetmelikte belirtilen standartta olması lazım. Eğer biz bu güçlendirmeyle ilave işte kolonlarla, kirişlerle, bu deprem yönetmeliğine göre yer hareketlerinde binanın göçmemesi için bu böyle bir güçlendirme bunu sağlayacaksa, bunun tekrar söylüyorum mümkündür, güçlendirme mümkündür. Bu şekilde yapılan çok sayıda da kamu binası da vardır. Ve burada depremlerden de etkilenmediği görülmüştür. Yani standarda uygun bir şekilde yapmak lazım. Ben şimdi bu arada tabii hep yönetmelik falan derken hep 99 depremini hatırlarım. Evet. O günden bugüne geldiğimiz duruma baktığımız zaman şu anda yani bizi izleyenlerin daha iyi anlaması için 99'daki depremde elimizdeki yönetmelik 97 yönetmeliği ve hiç böyle gelişmiş ülkelere göre ne malzeme bazında, ne işte binanın performansında ne bekliyoruz, standardında ve kullanılan malzemede çok gelişen teknolojiye göre çok geride kalmış. Onun esas olduğu yasa, hafızam yanıltmıyorsa, neredeyse 1959'lara ait. Ve ben şu anda bir görüyorum, son 20 yıl içerisinde ben de 8 yıl parlamentoda görev yaptım. Yani hep de görev süreme, hı hı, denk geldi. 2007'deki hazırlanan yönetmelik mesela, burada çok önemli değişiklikler olmuş. Yani hele 2018'deki yönetmelik, burada önemli değişiklikler olmuş. Ve bir taraftan da kentsel dönüşüm yapılmış işte. O Elazığ'daki, Malatya'daki az sayıda bina için bunu standart, yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm yapılmış. Benim bulunduğum şehirde bu yapılmış. Ama bu arada şunu da söylemek gerekir ki bütün bunlar yapılmış. Bir de en önemlisi işte ulaşılamamış 99 depreminde. İrtibatlar kesilmiş. Bugün tebrik ediyoruz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızı. Ulaşım yönünden, iletişim yönünden hiçbir kesinti yok. Ama bir dezavantajı var sadece. Kötü kullananlar için sosyal medyayı
farklı görüntülerle insanlarda korku evet. oluşturma. Bunun için de gereği zaten yapılıyor. Demek ki iletişimde bir sorun olmadığını bu depremde görmüşüz. Organizasyona bakın. Devletin ilgili bakanları, AFAD, diğer kurtarma ekipleri, yakın şehirlerdeki Erzurum mesela, çok sayıda bizim şehirden de gerekli olan yardım malzemeleri gitti. Vatandaşlarımızın birbiriyle kenetlenmesi, ben ne yapabilirim, ne yapabilirim? En son AFAD üzerinden bir yardım yapılabileceği açıklandı dün Cumhurbaşkanımız tarafından. Evet. Yani dolayısıyla muazzam bir kenetlenme var milletin. Devletin ilgili birimleri arasında mükemmel bir organizasyon var. Hastanesiyle, evet. acil işte önlemlerde, çadırda, mevcut yerlerden yararlanmada, evet. iletişimde. Bunun haricinde de yapılmış olanlar çok önemli, anlamlı. Bundan sonrasında da şunu öneriyorum. Bu kentsel dönüşümü daha hızlandırmamız lazım. Tabii bunda da bir finansman durumunu da göz önüne alarak acaba o finansman sisteminde de nasıl daha farklı yöntemlerle bu işte riskli alanları, olası depreme karşı en kısa sürede güçlendirme mi, sizin biraz önce sorduğunuz gibi, veyahut da yeniden yapma mı, yeşil alanlarıyla, park alanlarıyla, donatı alanlarıyla, bunun içinde daha hızlı bir hareket yapılırsa, aynen ben her kanala bağlandığımda söylüyorum, hı hı. 2005 yılında Tokyo Belediye Başkanlığı ziyaret ettiğimizdeki, yani dün gibi hafızamda, ya dedi, siz dedi bizim heyete, Türkiye heyetine, gitmeden dilerim bir 7-7,5 büyüklüğünde bir deprem olsun, hiçbir şey olmadığını görün, yani kesintisiz binalar görün dedi. Veyahut da en kötüsü hiç göçme olmadığını. Bugün de biz bu kadar son yıllarda yapılan bu mükemmel, hiçbir zaman bunun hakkı teslim etmek lazım. Zaten bugün bazı açıklamalarda gördüm. Farklı görüşlerdeki kişilerin de yapılanları takdir etmesinden büyük bir memnuniyet duydum. Biz de burada 6.8 neredeyse 7 büyüklüğündeki bir depremde çok önemli işlerin de yapıldığını somut gördük. Evet. Ama eksiklikler de var. Bunların tamamlanması için de buradaki eldeki verileri de değerlendirerek hızlı bir koordinasyonla, hızlı evet. bir hareketle önemli işler daha yapacağımızı düşünüyorum. Evet. Sayın Alıcalı, şimdi tabii hani o bölgede en önemlisi deprem kuşağının üzerine bir ev inşa etmemek. İşte bunda da izinler çok çok önemli. İzin verilmemesi gerekiyor. Peki diyelim bir vatandaş binası az hasarlı ama içi rahat etmiyor. Güçlendirme çalışmaları değil de ben evimi değiştirmek istiyorum diyor. Yeni evlere baktığımızda ekonomik olarak fiyatlar biraz yüksek. O yüzden mecburen belki yine 30 yıllık, 35 yıllık, 20 yıllık, 20 yılın üstünde diyelim biz, bir eve çıkacak. Neleri dikkat etmesi gerekiyor vatandaşımızın? Hangi yolu takip etmesi gerekiyor? Mesela altında bir mağaza varsa, atölye varsa, otopark varsa, bunun dışında apartmanın hani depreme dayanıklı olup olmadığı konusunda herhangi bir rapor alınmadıysa da nasıl bir yol izlemeli ve hani taşınacaksa da nelere dikkat etmeli? Buyurun. Ya sizi gerçekten bir iltifat olarak görmeyin. Yani ben sizin kanalın haricinde de çok kanal izliyorum. Çok mükemmel sorular soruyorsunuz. Vatandaşımız için en önemli şey can güvenliği. Daha bundan bir şey yok. Bir insanın canı. Bunun içinde bu can güvenliğimiz için malı bir tarafa bıraktık. O gelir, can gelmez. Hani depremde evimizden koşarken hiçbir zaman diyor muyuz ki, efendim ben şu eşyamı da alayım diye hemen kendimizi dışarı atıyoruz. Dolayısıyla buradaki oturduğu ev çok önemli. Hemen şunu söyleyelim. Hepimizin elinde mobil telefonlar var, internet var. Şu anda FAI, yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız 2018 yönetmeliğine bağlı olarak deprem tehlike haritasını çıkarmış. Her kanalda gösteriyor. O işte kırmızı olan yerler, FAI'nin olan konumu. Her yeri görebiliyoruz ve bugün girsinler mesela hemen bir arama uygulamasından. Bulunduğu evin maden teknik araştırmasının bir mobil uygulaması var. Yani ben de mesela bunları her gün bir daha yenilikleri göreyim de bana böyle fırsat verilirse duymayanlara duyurayım diye. Yani bulunduğunuz parsel bazında faili olan konumunuzu gösteriyor. Tabii ki siz bunu, herkes bunu burada beni dinleyenlerde bizde böyle bir imkan yok diyebilir. Bunun için en önemli şeyler
belediyelerden, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın birimlerinden yararlanabilirler. Zaten şu anda deprem bölgesinde bu hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Mevcut binaların konumu tespit ediliyor. Ve bundan sonra da ya benim bina eğer bir takım güçlendirmeyle bu uzmanlığa, bu ehliyete sahip kişilerle yapılırsa ya ben evimden de memnunsam ya niye bundan çekineyim? Burada gerekli standartları sağlıyorsa bunun içinde ilave bir maliyet vermeme gerek yok. Yani şu çok az hasarlı bir binam var. Bunun teknik olarak güçlendirilmesi mümkün. Daha az maliyetteyse bunu yapmak lazım. Yeni aldığımız binanın da yani hani daha vatandaşımız rahat etsin diye ne garantisi var? Mesela çok süslü olabilir. Tabii. İçerisindeki betonarmesini biliyor muyuz? Kullanılan malzemeyi, denetimini biliyor muyuz? Ama mutlak surette yeni ev alırken de bunların yapılıp yapılmadığını da belediyelerdeki bu ruhsat aşamasında, inşaat aşamasında bunları da çok iyi kontrol etmemiz lazım. Yine gördük ki bu Elazığ Malatya depreminde kolon kesmiş. Ya kolon kesilebilir mi? Şimdi biz kendimizi bir müferit bir vatandaş olarak düşünün. Ben mesela ayağımda bir bırakın kesmeyi de hafif bir ağrı olduğu zaman damarda, dizde benim yükü taşıyamıyor. Siz kolonu kestiğiniz zaman o kolonlar üstten gelen bütün yükleri, statik yükleri alıyor. Taban zeminine işte uygun zemin tipiyle uygun zemine bunu indiriyor ve gelen diğer olası başka deprem durumundaki dinamik etkileri, deprem etkilerini daha yüksek binalarda rüzgar etkisi de çok önemlidir. Bunlara göre tasarlanmış. Yani binanın bir taşıyıcı sistemi var. Bu taşıyıcı sistem betonarmede ayağımızı bastığımız döşeme. Döşemeden yükleri alan kiriş. Kirişin bağlı olunduğu kolon. Kolonlar vasıtasıyla bu nereye iniyor? Temele iniyor. Ya siz burada o kolonu kesmeniz, onun üzerinde işlem yapmanız elinizle 220 voltluk bir elektrik kablosunu tutmanız gibi. Ya bu açıdan da bunu söylüyorum ve en pratik olarak da şu anda depremi çok şiddetli hissetmeyen, çok yerde hissedildi, yurt dışında hissedildi. En kolay gözlemle yapılacak yer. Temelde bakacağız, temelde bodrumda çatlaklara bakacağız. Hı hı. En önemli şey buradaki binayı göçmeye götüren iş bir kılcal çatlak. Çatlakların daha ayrılması, ayrılma, kırılma ve göçme oluşur. Yani eğer sizin temelde, binanızın temelinde bu çatlaklar varsa, ayrılmalar varsa mutlak surette ilgili birimlerden yardım almanız gerekir. Evet. Burada belediye olabilir bu. Tekrar söylüyorum, Çevre Şehircilik Bakanlığının ilgili birimleri olabilir, üniversiteler olabilir. Burada meslek odalarından yararlanabilir. Bunlar çok çok önemli. Yani şu andan sonra bir iki bölge var Türkiye'de. Esasında tüm ülkemiz deprem bölgesi. Her tarafta aktif faylarımız var. Bunu her dakika televizyonlarda dinliyoruz. Şimdi bir de bir gerçek şu anda yaşadığımız iki gün önce üzücü bir durum. Elazığ ve Malatya'da olan deprem var. Ve onun yakında hissettiği iller var. Mesela Adıyaman gibi, Sivas gibi, Erzurum gibi. Bir kere biz bu binalarımızı bir yani tam depremin olduğu yerde olmasak da bir durumuna bakalım. Kendimiz bir gözlemimizle, kolonlarımızla, temelimizle, bodrumdaki duvarlara, taşıyıcı duvarlara bunların nasıl bir hal aldığını görelim. Bunun için yardım isteyelim. Diğer tarafta da deprem bölgesindeki binalarda da devletin yetkili birimleri çalışıyor. Binlerce kişi görevli her taraftan geliyorlar. Onun içinde onların tespitlerini yapmadan binaya böyle gözümüzle bakarak ya hiçbir şey yok ben bir gireyim demeyelim. Hı-hı. Zaten barınma yerleri ayarlanmış. Ne olur candan daha fazla kıymetli bir şey yok. Ben Gölcük depreminde bir hatırayı ben buradan belki tabii yararlı olur diye söylüyorum. Tam depremden çıkıyor arabasına biniyor gidiyor. O arada bir şey unutmuş işte neyse en önemli ne olur çok çok cüzdan unutsan ne olur. Bir daha geri dönüyor biliyorsunuz depremden sonra da artçılar, artçı depremler oluyor. Biraz önce sizin haberde de verildi ona bakıyorum 600 tane artçı deprem olmuş. Daha 2 gün olmadı ve bunların 20 tanesi 4'ün üzerinde. İşte tam eve geliyor o arada onu alırken o bir artçı depreme denk geliyor. Tam bina mukavemetini taşıma gücü açısından kaybetmemiş. O arada binanın altında kalıyor, rahmetli oluyor. Yani demek ki biz şu anki duruma göre baksak bile bina belki biraz daha sağlam görse bile artçılar devam ediyor. Bunların devam edeceğini söylüyorlar. Aylarca devam edeceğini ilgili uzman hocalarımız söylüyor. Evlerden kesin devletin yetkili birimlerinden
sağlam raporunu almadan mutlu, yani evlerimizden uzak olalım. Devlet zaten bu evet. vatandaşlarımız için her türlü tedbiri alıyor. Bu arada da 82 milyon olarak da hassasiyetimiz olması evet. lazım. Kendimizi onların yerine koyarak biz de bir vatandaş olarak, Pelin Hanım olarak, Mustafa Ilıcalı olarak ne yaparız diyelim. Onun kanalları da devletin ilgili birimleri tarafından açıklanıyor. Devlet millet el ele, devlet evet. milletin hizmetinde bunları sözde değil özde yaparak bu yaraların bir an önce sarılmasını sağlamış oluruz diye düşünüyorum. Evet. Sayın Ilıcalı, şunu da sormak istiyorum. Bu raylı sistemlerden de bahsediliyor bu deprem dönemlerinde. Şimdi raylı sistemler biraz daha maliyetli mi tutuyor? Bu yeni yapılan binalarda mı raylı sistemleri görüyoruz biz? Raylı sistem derken binada mı? Çelik evet. olarak mı? Evet. Çelik yani. Evet. Çelik sistem. Aynen. Tabii şimdi binalar tabii ki bu yeni deprem yönetmeliğine göre de sınıflandırılmış. Hı hı. Buradan hatta yanlış rakam vermemek için, yanlış bilgi vermemek için ön üretimli betonarme sistemler, hafif çelik sizin söylediğiniz, ahşap ve ahşap sistemler diye hı hı. ve bununla ayrıca da artık günümüzde yüksek bina ve yalıtımlı bina taşıyıcı sistemler diye gruba ayrılmış. Bunlar tabii ki zemin durumuna göre, yapacağımız kat yüksekliğine göre, bu çok önemli. Binanın boyutlarına göre, statik yük açısından önemli. Bunları boyutlandırmak mümkün. Yani her birinin belli bir orandan sonra, mesela daha az katlı binada en uygun bina tipi ekonomi açısından beton alma. Deprem açısından hiçbir sıkıntısı yok. Daha hafif durumlarda ahşap binalar kullanılabilir. Daha fazla yükün olacağı, yüksekliğin fazla olacağında çelik olabilir. Yani burada birbirine göre avantajını, dezavantajını binanın konumuna göre tasarlarken buna ilgili mimarlar, mühendisler karar verirler. Bunun yaptıracak kişi de bu iş için harcayacağı bir bütçeye göre, ama o harcayacağı bütçede en önemli şey şudur. Ben şunu altını çiziyorum. Yönetmelikte de net olarak yer almıştır. Haydi kesintisiz kullanımdan vazgeçtim. Az bir kesintiyle kullanımdan da vazgeçtim. Ama binamın göçmemesi, can kaybı olmaması lazım. Yani benim o yönetmelikteki en önemli kriterim can kaybımın olmamasına göre orada maliyet neyi gerektiriyorsa, bu bir boyutlandırma, bir maliyeti gerektirir inşaatta. Dolayısıyla da buradan hiç taviz vermemek lazım. Ve o projemi aynen harfiyen uygulamak lazım. İstanbul'da işte canlı yayınlarda katıldığım yani bir yayında evet. bina çöktü heyelandan. Binanın altında temel olmadığını gördük. Ya temelsiz bina olur mu? Böyle bir ufak bir etkiyle, işte ufak etkine istinat duvarı göçtü. Yağış rejimi değişiyor. Sadece deprem değil. Sütlüce'deki bina ediyorsunuz zaman. Evet, herhalde. Sütlüce'de. Yani evet, altında hiç şey yoktu. Evet. Temel olmadığı görüldü. Ya bir düşünüyorum, o binada o temel olsa, ona göre beton armesini yapsanız, o bina boyutunda söylüyorum, maliyeti etkisi %10 bile olmaz yani buna. Ne olacak yani, 100 liralı şey 110 liraya mal ediyorsun, hiçbir can kaybı olmaması, bu candan daha bir kıymetli bir şey var mı? 82 milyon olarak ne kadar büyük bir üzüntü yaşıyoruz şu anda hepimiz, yani neler yapabiliriz diye onu düşünüyoruz. Belediyelerimiz bir yandan düşünüyor, STK'larımız düşünüyor, hepimiz, siz medya olarak, muhabirleriniz orada Erzurum'da gece -17, orada da olsa olsa 13 derece, -13 derecede ne biçim hizmet veriyoruz? Kızılay'da, Afat'ta evet. ilgili bakanlarımız sürekli orada. Bunun evet. için yani bunu baştan yaparken işte bütün bunları göz önüne aldığımızda herhangi hiçbir şey olmaz yani. Evet Sayın Ilıcalı, tabii önce vatandaşta en büyük sorumluluk, bir binaya taşınırken veya satın alırken gerçekten çok detaylı sizin anlattığınız etaplardan geçilmesi gerekiyor. Yani dediğiniz gibi o bina sağlam mı değil mi, temeli var mı, bunu öğrenip o binaya geçmesi gerekiyor. Yoksa kesinlikle. Malzemeden çalan da olur, temelsiz bina yapan da olur. Vatandaş olarak siz kendi canınıza kıymet vereceksiniz ki ne diyelim, çoluğunuz çocuğunuz güvenli bir şekilde yaşayacaksınız. Son cümlenizi milleti, alalım. Buyurun. Milletimizi de üzmemiş olacaksınız. Açıyorsunuz, mağazam bir işte döşeme kaplama yapmış. Hı hı.
müthiş kapılar, muazzam bir mutfak, işte aman orada bulaşık makinesi de var, aman çok iyi. Buraya giriyorsunuz, banyoya çamaşır makinesi de koymuş. Bunlar değil, o binanın taşıyıcı sistemi ne durumda? Buna bakmak lazım. Bu açıdan bu bilinç oluşması lazım. Dolayısıyla son soru sorduğunuz için burada bir konu geliyor ortaya. Bu da çok önemli. Altını çiziyorum. Bilinç. Vatandaşta bilinç. Şimdi bilinç şu şekilde. Depremde gördük ne kadar bilinçsiz hareket edip üzerine eşyanın düşmesi sonucu yaralanan vatandaşları gördük. Demek ki o binalarda depreme karşılık sabitlenmediğini görüyoruz. Burada vatandaşta deprem anında ne yapacağını tam bilmiyor. İşte merdivene mi koşsam, bir asansöre mi gitsem, dışarı mı gitsem? Vatandaşta bu bilinci oluşturmamız lazım. Birincisi bu. Bunun için de kamu spotuyla sizin kanallar bunu muhakkak yapıyor. Diğer kanallar da yapar. Burada bol bol bilince yönelik, eğitime yönelik, kalıcı bilince yönelik hemen bir hafta içerisinde başlanabilir. Kamu spotlarıyla vatandaşta bilinç oluşturmak lazım. Bu ne? Deprem anında yapacağı işler, depremden önceki hazırlıklar açısından. Diğer birisi de bu binaları satın alırken neler yapması gerektiği. Bunun muhakkak bu bilincini oluşturması lazım. Somut son cümle olarak da çözüm önerim. Şu anda hemen fay hatlarında, özellikle işte o kırmızıyla gösterilen haritada, her tarafımız fay olsa da haritada görüyoruz. Yani %100'ü de değil. Aktif fay hatlarının, işte sismik boşlukların olunduğu, deprem beklenen yerler belli. O bölgelerdeki mevcut binaların röntgenini çekip durumu ve en kısa zamanda finansmanıyla, zamanıyla ne kadar kısa zamanda yapacağımızı bilebilmek için sorumlu olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda ilgili belediyeler, buradaki üniversiteler çok önemli. Her tarafta üniversitelerimiz var o fayların olduğu yerde. Jeoloji mühendisliklerimiz var, inşaat mühendisliklerimiz var, laboratuvarları var. Böyle bir imkan var. Biz bu imkandan faydalanamıyoruz. Bu çok çok önemli bir potansiyel. Demek ki üniversitelerimiz, buradaki belediyelerimiz, Çevre Şehircilik Bakanlığımızın meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve bu işi yapan müteahhitler, bakın bunun da altını çiziyorum. 2018 yönetmeliğinde değerli Çevre ve Şehircilik Bakanımız burada bir müteahhitlik tanımını da inşallah en kısa zamanda bunu da koymak lazım. Biz Türkiye'de öyle bir müteahhitlik potansiyelimiz var ki ihraç ediyoruz. Dünyada büyük projeler yapıyoruz. Dünyanın en büyük 10 büyük projesinin 6'sı Türkiye'de yapılıyor. Ağırlıklı olarak Türk müteahhit mühendisler, ama her bu işleri yapanlar aynı standartta değil. O müteahhitlerimize de, bütün en ufak işi yapacak olana da bir ufak bir güçlendirmeyi, bir onarımı yapacaklara da muhakkak müteahhitliğe de bir standart getirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bütün bu tedbirleri alırsak 82 milyon olarak, çok az bir kişi de olsa yine 82 milyon diyebiliyorum işte o sosyal medyadan farklı görüntülerle farklı algı oluşturanları. Bu işleri de nasıl ki o kadar büyük projeler yapmışız, denizin 65 metre altında bir Marmaray 9,5 büyüklüğündeki bir depreme göre projelendirmişiz. 105 metre altında çift katlı tünel yapmışız. 165 metre altından 3 katlı şu anda projeler hazır, bakanımız, Cumhurbaşkanımız açıkladı. Bu projeleri yapan, birbiriyle bu kadar kenetlenen, bu kadar yerli ve milli uzmanları olan, bunları biraz daha o çok az eksiklerimizi de bu koordinasyonda yapıp o kırmızı bölgede fayın üzerinden geçen yerlerde bu tedbirleri alıp, bundan sonraki de belediyeleredir önerim, bundan sonraki imar planlarında 1/5 binlikte, 1000'likte o eline kaleme alan şehir plancı kardeşimizin, başkanımızın onaylarken en başta bakacağı yer o Türkiye deprem haritasıyla yerleşim alanlarını bir kontrol edip onların yeşil alana çevrilip oraya asla konut verilmemesi. Hani her inşaat mühendisi olarak diyoruz zaten, deprem öldürmez, bina öldürür. Bir inşaat mühendisi her yerde planlar ama bu bir maliyettir. Ne gerek var böyle riskli yerlerde konut yapıp yüksek maliyetlere girip, o da bir risktir, girmeyecektir büyük bir ihtimalle maliyeti düşünüp. Oralarda güzel peyzajıyla, yeşil alanıyla belediyelerimiz bunları yaparsa, mevcut bina stokumuzda da bu söylediğim koordinasyonla önlemler alınırsa, biz bundan sonra inşallah, şu anda nasıl ki son 20 yılda önemli mesafeler almışız, bundan sonra da artık böyle bir depremi Japonya'daki belediye başkanının önerisi gibi, her belediye başkanımız
diğer daha riskli yerlerden, ülkelerden gelen misafirlerine bunu söyleyebilirler diyorum. Size çok teşekkür ediyorum. Bence çok güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Bundan önceki programlarımız, bundan sonrakilerde zaten hepsi çok ülkenin güncel konularına çok önemsiyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyorum. Bütün izleyenlere tekrar saygılar sunuyorum. Evet, bizler de size çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, aydınlattınız bizi birçok konuda. İyi çalışmalar diliyoruz Sayın Ilıcalı, iyi günler diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. Tekrar Erzurum'dan tüm hemşehrilerimi de selamlarıyla bitiriyorum.